Gece 12'yi yine... geçtiği zaman tabii siz de coşuyorsunuz böyle. Biz de ağlık başımızı gidiyoruz. Ay ben bir siliciyle yırtmışım, teşekkür ederim. Ha, estağfurullah ya. Dansöz mansöz olarak görebilirim. Bu ilk bölümdü. Şimdi ha, biri mi? Geçince bir bay var. Eyvah. Artı 22. Eyvah. Ya hep bir kahkaha. Hakikaten bir kahkaha. Yani bir kere Allah bunu bozmasın. Yani ben seviyorum. Çok seviyorum. Ve şey de hani dürüstçe bir şey yapayım. Nilgün hakikaten iyi dostum. Normal hayatta da böyle. Yani böyle çıkıyor da sen bir kahkaha. Keki falan değil ya. Evine gittiğinde de böyle, ne bileyim yani alışverişe çıktığında da böyle. Zaten yok. Burada böyle olsa sen büyük ihtimalle deli mi ne falan dersin. Yani. Yani ne oluyor bu kadına ya falan diye. Sen daha çok dersin. Sen tanıyorsun. Yani düşün, ben senelerdir tanıyorum. Senelerdir gülüyor. Senelerdir eğlenceli. Senelerdir insanlarla hep pozitif, ki son derece böyle derin ve şey konuştuğumuz ciddi mevzular da olmuştur. Ama hayatın genelinde çok pozitif bakan. Abi kocaları da gülüyor muydu? Insanlarını kocaları en sonunda tanıyorsun. Ağladılar hepsi. Ama hayır, çok gülen ağlarmış diyeyim de ondan şüphelenmeleri bana lazımdı bak yani. Bana bak, çok mu ağladı be? Yok canım. Ah canım ya, bakar mısın? Hiç kimsenin ağladığı falan yok şimdi. Al getir. Al getir. Arkadaşıma şey yapma, benim arkadaşım. Yok sen ağladı, sen dedin de ben demedim. Sen hayır, dedin, sen ben hangi şaşırdım. Sizin hayır arkadaşısın? Canım espri yaptım ben. Çok güldüm. Ay çok korktu, korktu şimdi. Sen kaçıncısının arkadaşısın? Öldüreceği köpeğim de kalmadı daha. Köpeklerin, köpeğin, kedisinin, köpeğinin şeysi. KK meselesine ve çıkış noktasına geleceğiz. Bir telefonumuz var. Alo. Alo. Oy, iyi akşamlar, buyurun. Mesut ya. Seni çok seviyorum. Çok ilgileniyorlar onlar da orada. Nilgün, hemen altı soru soracaktım. Şu netleşti ki bu bulaşıcı bir şey. Bu KK bulaşıcı bir şey. Kime soracaktınız? Emre Altı'ya soracağım, Mesut Yer'e soracağım, Nevzire'ye soracağım, Nilgün Belge'ye soracağım. Oo, dördü bir arada. Biz Emre'den başlayalım o zaman. Evet, önce Mesut Yer'den başlayayım. Mesut Yer, seni çok seviyorum. Teşekkür ederim. Ve bu soru değil, kitabını ve istiyorum. İmzalı kitabımı bekliyorsun, anladım. Evet, bir mutlaka göndermeni istiyorum. Peki. Emre Altı'ya soru soruyorum. Bir dakika, bu bir tespit, bir emir kipi, bir ühildi. Şimdi Emre'ye soracak. Emre Altı'yı çok seviyorum. Tamam, dizisini güzel, severek izliyorum. Diziye devam etmesini istiyorum. Ediyor zaten, devam ediyor. Yeni sezonda var, rahat olabilirsin. Belgene... Bulamadım kamerayı bir türlü, hepsini dolaştım. Hayır, kırmızı yanıyor, gördüm. Nilgün Belgen'e hayranımız. Ne oldu? Onu çok seviyorum. Teşekkür ederim. Soru falan yok. Tespit var abi. Tespit, emir kipi. Nilgün Hanım'a bir şey sormak istiyorum. Ne yapmak istiyorsun? Krem kullanıyordu. O kremin ismini istiyorum. Bir de gıda takviyesi kullanıyordu. Reci'ye onu söylerse çok sevinirim. Reci'ye söyleriz onu. Reci'yi. Ama avya, isim veremiyoruz. Markası avyarla hiç ilgim yok hayatım. Karıştırma. Ne avyarı? Sen başkasıyla karıştırıyorsun. Ay, krem kullanıyordu. Neresine siniyor? Habire getirip duruyordu ya. Kiloluk kiloluk avyarı. Şimdi olayı onların hemen avyarı. Tabii canım, paramı veriyorum. Kısaca söylüyorum. Mavi anemon çiçekli bir kremin var. Sadece eczanelerde satılır. Havyarla hiç ilgisi yok. Mavi anemon çiçekli. Ne havyarı yiyeceğim sen? Ben de biliyorum canım ya. Artanda bize çıkartıyordu yeni yatırmasını. Öteki de sadece karbonhidrat ayrıştıran, o da eczanelerde satılan bir. Ya şimdi gençliğini buna mı borçlusun? Gençliğimi buna borçlu değilim. Ya bir dakika sen ne, tamam bak buna çok özür dilerim. Zeynep, buraya efendim, kadar olanını anladık değil mi? Şimdi Necmi'ye soru soracaktım. Sen tamam, soru soracak mısın hakikaten? Evet, Necmi hangi dizide oynuyorsun? Necmi sıra sende, değil mi? Seni çok seviyorum. Evet, buyurun. Hangi dizide oynuyor? İlk kez bir soru geldi. Çok teşekkür ediyoruz Zeynep. Biz de seni seviyoruz. Necmi, hangi yani, dizide oynuyorsun abi? Şu anda hiçbir dizide oynamıyorum. Yapma be. En son oynadığım dizi yayından kalktı. Şu anda dizide oynamıyorum canım. Necmi, o zaman ben seni seviyorum ya. Eyvallah. Öyle gidelim. Emre, şimdi herkesin bir güzellik sınırı var. Sen dudaklara bakım yapıyor musun? Evet, devamlı bak. Devam bakıyorum. Ne yapıyorsun? Şimdi böyle şeyleri var onun biliyorsun. Neleri var, neleri var? Jimnastik hareketleri var. Neleri var, ben de yok. Jimnastik hareketleri var. Ama biz oyuncular yapar mı? Bol bol günde 333 diyeceksiniz. Ya peki, ne bakım yapacağım? Benim ayrıca dudağımda yara, bere, her şey vardır. Burada ya öyleymiş, yiyor musun bildiğin ya döner gibi? Kurur. Sen dudaklarınla mı meşhursun? Öyle işte. Hayır ama galiba Mesut beni dudaklarımla tanıyor. Aç fan sayfasını bak nelerle uğraşıyor. Biz bayağı bir dudak olduk. Sol kaşın için bir terapi düşünüyor musun? Ne var sol kaşında? Uyuz olurmuşsun sol kaşına. Yok. Vallahi düzeltmek istermişsin. Hayır. Bak abi inan ki öyle. Vallahi değil ya. Lan nasıl araştırma bu? Yani hayır, sen mi?
dakika, Ufuk mu yaptı bu araştırmayı? Ya Allah korusun. Hayatta mümkün. Bir şey söyleyeceğim. Başka Ufuk'un bir şey. Yapıp da aslında doğru, doğru şey. Söylüyor. Belki iki kaşı farklı olduğu için ondan bir rahatsızlığımı bir yerde belirtmiş olabilirim. Bu ama da mı yalan? Ceviz de mi yalan? Ceviz yapma Allah aşkına. Nedir o ceviz? Cevizi sevmem. Hakikaten sevmez misin sevmem, cevizi? Sevmem, hakikaten sevmem. Niye ama bir... o kadar da korkum falan yok artık. Hayır şey gibi hani vampir gösterilen bir sanatta. Üzerime attı abi Beyazıt. Programında sanki cevizden ay 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 falan diye koçacakmış. Yok biz çok terbiyeliyiz bak şey aldık korumayı evet, aldık. Evet hakikaten yani, çok iyiymişiz. Yani olsun. Şey ne bileyim tadını sevmediğim için görüntüsünü sevmediğim için böyle bir rahatsızlık duyuyorum. Aynı durum sende de var. Nilgün'ün durumu sende de var. Yani, neydi benim durumum? Şöyle hiç yaşlanmama durumu. Kaç doğmuşsun abi? 70'im. Yani 41 yaşındasın. Evet. Ama 41 göstermiyorsun. Evet. Nasıl oluyor? Genetik. Yani annem babam da öyle. Öyle miydi? Evet, göstermezler evet. Mi? Yani Allah uzun ömür versin. Babam amin. 78 yaşında, annem de 71 yaşında. Fakat yanlarına yaştaşları geldiği zaman sanki o gelenler onların annesi babasıymış gibi duruyor yani. Hani, ya özel bir durum yok. Bu genetik. Bence halkanın... genetik. Ben çünkü ekstra bir şey yapmıyorum. Hakikaten böyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Genetik olduğunu genetik düşünüyorum. Genetik ama hakikaten. Genetik. Evet. Peki Necmi sen nasıl çöktün bu kadar ya? Çok sorma. Sorma ya. Sonunda soru sana vallahi. Bu halde geldi. Bizden geçti bu halde geldi. Atlıyor atlıyor. Böyle geldi. Ya çok ne bileyim abi, çok çöktüğünü düşünmüyorum da. Bıyık yaş attırıyor. Biraz da 5 kilo fazlan aslında doğru kilo aldım. Ben de dizide bıyık bıraktığım zaman bir anda şey değişti ama bir yani ben biraz zaten ona hizmet etsin diye. O zaten ben de 47 yaşındayım yani. Orada yani o bir şarkıcının kaç? Ne diyorsun ya? Hadi ya o kadar. Tabii. Necmi nasıl bu kadar genç kalabiliyorsun? Hemen değişti. Bir anda değişti. Necmi demedi ya. Be abi. 39'um 39. Abi ben. 39 musun? 72'liyim ben. Allah başlasın. Nasıl bu kadar çöktün genelde? Yok hayır dönmem. Aynı anda her şey değişti. Ama 40'ım ben abi ben şeyi merak ettim ya. Boynundaki tesbih. Tesbih değil ya bu. Renkli bir kolye gibi bir şey. Bir anlamı var mı? Hakikaten çok dikkat çekiyor. Yok şey ille de roman olsunu çekiyorduk. Orada bağlamacı arkadaş hediye etmişti bana. Ha yani öyle kaldı. Falan dedim al senin olsun dedi. Hüsnü'nün tayfasındaki. Hüsnü'nün grubundaki. Evet bağlamacı. Takıya önem verdiğin kesin ya. Orada yoksa? Bağlamayı Ali mi çalıyordu? Yok Ali, abi. Soyadı neydi ya dur. Soyadını unuttum da motor Ali derler. Yani çok hızlı olur. Ne Ali pardon? Motor Ali derler. Hiçbir erkeğe... ya, o nasıl lakap ya? Hayır ama erkeğe motor Ali hiç duymadım. Bir kere motor falan eskiden olmamış. Yoktu. Bana da eskiden benim gençliğimde de motosiklet kullanmışım. Motor Emre derlerdi. Motor Emre. Ben söyleyeyim bana hiç kimse motor demez. Aman iyi oldu boşver. Ya aslında bunu söyleyeyim ve kurtulmayacağım. Şey ben de motor meslek mezunuyum. Motordan anlarım yani. Yani bu yıllar sonra çıkmış bir şey. Ayrıca ben bunun en kralını da gerçekten en cesurunu İzmir'de bir havuz başında görmüştüm. Kızın şurasında dövmeyle yazılmış ZZR 1100 yazıyordu ya. Hadi canım. Vallahi ya. Bir insan bu kadar kendiyle barışık olabilir ya. Yani motor olarak numarası abla pardon kaç beye girsene abla. Motor markası yani. Motor markası. Kabazakinin ya onu söylememiz lazım. Motor markasıymış. ZZR 1100 bir model. Ama kızın markası da varmış. Bayağı canım sabit şey. Aslan gibi. Model kaç abi modeli de sorsaydın markası. Abla sen kaç modelsin diye. Peki bir böyle minik bir melodi koyalım mı araya? Yapar mısınız size tatlı bir şarkı? Hadi dinleyelim gelmişken bu ya. Zil çalsın. Zil çalalım hadi. Hangisini? Zil çalalım. Zil. Zil çalıyoruz hadi bakalım.